Herkese merhaba. Sevgili dostlar, biliyorsunuz küresel elitleri her zaman anlatıyoruz. Onlar kendi rahatlıkları için sizin rahatsız olmanızı isterler. Bunu yaparken de sizi aslında rahat olduğunuza inandırır ve adına hafta sonu denilen küçük dinlenme gününü size hediye ederler. Sabahın köründe 3 kuruş kazanmak için Amazon ormanlarında vahşi yaşamın içinde hayatta kalmaya çalışanlar gibi mücadele ederek kazandığınız parayı, yine size dayattıkları eğlence kültürü ve ihtiyacınız olmayan şeyleri ihtiyacınızmış gibi göstererek sizden alırlar. İşte bunun adına küresel düzen diyorlar. Küresel düzen sizin düşünmenizi istemez. Bu nedenledir ki kullandığınız her şeyde Flörür, Geydoğlu gıdalar, diş macunu, şampuan, temizlik kimyasalları ve aşılar ile, hatta izlediğiniz, gördüğünüz her şeyde subliminal mesajlarla insanın daha iyi ve net düşünmesini sağlayan epifiz bezini köreltirler, adeta zihnimizi derin bir uykuya yatırırlar. Algınızı, sezginizi, idrakinizi kapatırlar. Onlar düşünmenizi değil, itaat etmenizi isterler. İsmine eğitim sistemi dedikleri argümanlarla çocuklarımızı eğitmezler, sadece kendi çıkarlarına hizmet edecek kitleler oluşturmak için kendi hazırladıkları müfredatı öğretirler. Yani öğretirler sadece, ezberletirler sadece, eğitmezler. Çünkü insanların, toplumların çok fazla düşünmesi, akletmesi onların işine gelmez. Bu nedenle tüm dünyada insanların yoğun bir şekilde eğlenceye, medyaya, ünlü olmaya, beğenilmeye, uyuşturucuya veya alkole düşkün olduğunu görmek çok doğal aslında. Heybenizde çok fazla yük var. Çok fazla gereksiz yük taşıyoruz hep birlikte. Neden bu kadar gereksiz yük taşıyoruz? Çünkü düşünmememiz ve zihnimizin meşgul olması gerekiyor. 1980'li yıllarda Bulgaristan'ın başında Komünist Parti vardı. Ve lideri Todor Živkov Türklere zulmetmeye başlamıştı. Nihayet 1989 yılında yapılan zulümden 360 bin Türk Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. İşte o yıllarda Živkov'un bir açıklaması tam da anlattıklarımızı özetliyordu. Diyordu ki Živkov, Türklerin düşünmesini istemeyiz, bir araya gelmesini istemeyiz. Türklerin kafasını kaldırdıkları anda ticaret yapmaya başlıyorlar. Ticaret yaparlarsa ülkenin kontrolü Türklerin eline geçebilir. Yani kısaca çok fazla düşünmeniz küresel elitlerin işine gelmiyor. Hayatınızı yönlendirmeye çalışan insanlar var ve siz bunun belki de farkında değilsiniz. Hatta bazı kişiler farkında olmadığının bile farkında değil. Televizyon ekranları, sosyal eğlence uygulamaları o kadar hayatımızı etkiliyor ki o ekranlarda bolca gözüken insanların söyledikleri adeta ilahi bir vahiy gibi kabul ediliyor. Bir Amerikan başkanının söyledikleri borsada veya kripto parada yatırımı bulunanların parasını bir anda çöp edebiliyor. Ya da bir ülke liderinin başka bir açıklaması savaşa yol açabiliyor. Ya da ekranlarda ünvanı doktor olan 3 kişinin açıklaması sonrası toplumlar aşı kölesi olabiliyor. Onların gösterdiği gibi yaşamanızı şekillendiriyor. Onların gösterdiği gibi giyiniyor. Onların gösterdiği gibi eğleniyor. Ve onların gösterdiklerine iyi, onların gösterdiklerine kötü diyoruz. Bu sistem sizin ilginizi, idrakinizi dağıtmak adına kurulu. İstedikleri her şeyden bir haber olan bir toplum. İstedikleri perde arkasında döndürdükleri dolaptan sizin haberinizin olmaması. Ve asıl mesele ne biliyor musunuz? Onlar bu işi çok iyi yapıyorlar. Ve Allah şöyle diyordu. Emrolunduğun gibi dostoğlu ol. Ve yine Allah şöyle diyordu. Akletmez misin? İşte bunlar da sizin işiniz. Siz de işinizi çok iyi yapmalısınız ve eminim bu videodan sonra çok daha iyi yapacaksınız.